Ya bir hep birazdan konuşmayın. Hatta hiç konuşmayın. Çay için siz. Evet, çay için. Kubile, daya oğlum bunlara çayı. Yalnız kalabalıkta kaynayanlar olur mu? Ücretleri peşin ala. Tamam. Bu arada biz niye toplandık Cemal abi? Hayırdır? Milli maç falan mı var? Otur ulan Yaşar. Sanki normal zamanda kahveden çıktığın var. Kahveden çıkmıyorsunuz ama günde 5 vakit camiye gelecek zaman yok, değil mi? Şimdi hocam, yani burada gördüğüm bütün esnaf arkadaşlarım birer çırağı var. Bir tek benim yok. Ya farkındaysan oturduğumdan beri bir göz sürekli benim dükkanda yani. Beyler! Hepinizi buraya topladım. Çünkü bütün mahalleyi ilgilendiren çok önemli bir mevzu var. Nedir? Belki kulağınıza gelmiştir. Bazı adamlar gelip madamın evini satın almak istiyorlar. Bu nasıl hep bir ağızdan tepki be? İşte bu adamlar sadece madamın evini değil, mahallede ne kadar iş yeri, ev varsa hepsini satın almak istiyorlar. Beyler! Bütün mahalleyi satın alıp sur içini komple yıkacaklar. Ya beyler bir sus, bir dur. Mehmet abi, Allah'ını seversen neye seviniyorsun sen? Sen kiracısın. Nereden buluruz bu adamları Rıza? Süper oldu vallahi. Bizim evde dökülüyordu. Bunu satar yenisini alırız. Herifler bizim komşunun evini aldılardı. Ederinin tam iki katını verdiler adama. Hepsi gitti. Baban insanım arkadaşım olmasa ben de çoktan çekip gitmiştim. Ben rahmetliyi tanımıyorum Hilal abi ya. Ben de gideyim mi abi ha? Ben de gideyim dükkana bakayım usta. Gel lan. Cüneyt abi, sen bizimle misin abi? Beni karıştırmayın böyle işlere. Hep kadın meselesi. Kadın meselesi yüzünden bitti çocuk. Bu kadar adam mı kaldık sonuçta? Ben de sizin neyim Rıza? Zincirlerimizden başka kaybedecek neyimiz var? Ha siktir, zincirler yok. Kim çaldı lan zincirlerimizi? Adamın zincirlerini bile çalmışlar ya. Bitirdiler işçi sınıfını. Ya bak sıra küçük esnafa da gelecek işte. Elde yok, avuçta yok. Ya hepimizin dünya kadar borcu var diyorum abi. Taş mı yiyelim Cemal abi? Ya bir yolunu bulalım da şu madamı ikna edelim, evini satsın ha. Birlik olursak başa çıkarız dedim. Madama evini sattırmazsak inşaata başlayamazlar. Oradan da mahalleliği kurtarır, Ayperi'nin de kahramanı olurum sandım. Ben diyorum ki milletin daha gibi borcu var. Aa, hala Ayperi derdinde ya. Şşş. Rıza oğlum nereye gidiyorsun lan? Ha nereye gidecek? Anladı tabii yaptığı hatayı. Rıza, bak bir şekilde o evi adamın elinden alırlar. Ben sana söyleyeyim yani. Alırlar. Ya abi bak yarım bir gün sur içinde kimse kalmayacak işte ya. Satalım gidelim buradan. Bana bak Yaşar. Bu Rıza var ya, bana en samimi arkadaşımın emaneti. Sur içi de öyle. Dedemin babamın emaneti bana. Her sokağında, her mahallesinde ayrı bir hatıram var lan. Ben hatıramı satamam, evimi satamam ben. Emanete hıyanet edemem. Sen satarım diyorsan sat kardeşim. Ben satamam. İnsanlığımızdan başka kaybedecek neyimiz kaldı? Vallahi tüylerimi dikerttin Cemal abi. Yani en son cuma hutbesinde hocayı dinlerken böyle olmuştum. Ya artık satamam. İstesem de satamam ben bu dükkanı. Buldum. Satıyor muyuz abi? Ne yapıyoruz? Saçmalama. Kiliseye gidiyoruz, papazla konuşuyoruz. Camiye gidiyoruz, hocayla konuşuyoruz. Birisi hutbede, birisi vaazda mahallenin diriliğinden, birliğinden söz ediyor. Böylece kimse evini satamıyor. Nasıl fikir ama? Yani milletin dini duygularını sömürelim diyorsun yani. Aynen. De şimdi sen böyle söyleyince bana da ters geldi biliyor musun? Ama bizim niyetimiz hayırlı be. Hayırlı bir iş için her yol mübahtır. Gidelim sur içi insanları birbirine kenetleyelim. Hadi. Hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Oo. Cemal. Ork mu bu? Nafi. Bak papazın yanında sakın ağzını açma. Bak ne olur. Hatta istersen sen dışarıda bekle. Biz konuşur geliriz. Ne Nafi abi? Niye ki? Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Buyurun. Şarap mı? Nafi.
Papaz efendi, eğer vaktiniz varsa bir maruzatımız olacaktı, onu danışacaktık size. Tabii olur. Nedir? Hocam şey, sizin de bildiğiniz üzere papaz efendi, Sur içindeki ev ve iş yerlerini satın alıyorlar. Evet, ben de kahvedeydim de bir şey dikkatimi çekti. Nafi, niye senin ayakkabılar elinde? Ne yapaydım hocam? Dışarıda mı bırakaydım? Çalarlar ya. Niye çıkardın ki? Allah Allah, buna da iyilik yaranmıyor ha. Ya ayakkabıyla mı girseydim hocam içeri? Nafi, bir sus istersen. Ne yapayım Cemal, görüyorsun kendi bulaşıyor. Gelmiş elinde çarap kadehi, benim ayakkabılara laf ediyor. Nafi abi. Ne var ya? Nafi abi, Nafi abi, Nafi abi. Benim bir şey söylemeye hakkım yok mu? Nafi fikriktesin size. Ne var? Affedersiniz hocam. Çıkın hadi dışarı. Çıkın, 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 çıkın. Hadi, 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 hadi. Tamam hocam, ittirmeyin. Çıktık. Gelmişsiniz kutsal mekanda, dalgalarınızı geçiyorsunuz. Hiç mi inançlara saygınız yok sizin? Ah Nafi abi, ah. Senin yüzünden papazla papaz olduk, iyi mi? Vay, 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 vay. Ekibe bak. Hayırdır mübarekler? Günah çıkarmaya mı geldiniz? He? He. Yo, camiye de gelecektik hocam, valla. Hele sen hiç konuşma Yaşar. Hani dükkandan çıkamıyordun? İmamla da papaz olduk, iyi mi? Hocam beni bunlardan ayrı tutun. Ben her gün gönderiyorum oğlumu camiye. Saçma saçma konuşma Nafi, olur mu öyle şey? Olmaz mı? Olmaz tabii. Herkesin ibadeti kendine. Siz de olur mu hocam? Ne olur mu? Yani kendimizin yerine başkasını göndersek, vekaleten bir yakınımız mesela oğlumuz falan. Ya Nafi saçma sapan konuşma, hadi yürü. Ya bir dakika ya, benim kendimi garantiye almam lazım. Bir netleştirmek lazım durumu. Ya hocam oluyor mu olmuyor mu, ben bunu soruyorum yani. Olmaz. Geç bakalım dalganı Nafi efendi. Öte tarafta ne hesap vereceksin? Kaçarım. Kaçarım hocam. Ben okuldan kaçtım, askerden kaçtım. Oradan da kaçarım. Yürü Yaşar, yürü. Bunun motorsu kaynattı. Allah Allah, bu hocalar da hep bana takar ya. Bekleyin beni, bekleyin. Şu Rıza dediğin çocuk, madam ikna ederdi hani. Onu ikna etmesini geçtim. Bir de mahalledekileri toplayıp evlerinizi satmayın diye kışkırtıyormuş. Ben konuşurum Rıza ile, merak etme. Hayır, sanki bir de kötü bir şey yapıyormuşuz gibi. Duruyor burada. Ne dayandınız kadının kapısına? Adamın evini satın almak istiyorlarmış abla. Evi satarsa inşaata başlayacaklarmış hemen. Size ne bundan? Tabii ev yıkılacak, buraya inşaat makineleri gelecek. Sabahtan akşama kadar manyak gibi onlara bakacaksınız değil mi? Yok be abla. Burada inşaat başlarsa eğer bizim evleri de satın alacaklarmış. Ha. Sizin gerçek derdiniz anlaşıldı. Çıkarınız için geldiniz buraya değil mi? Utanmıyor musunuz be? Bir evin önüne bu kadar adam toplaştıysa orada ya cenaze vardır ya da düğün. Ya alacaklılar bile sizin gibi kapıya dayanmıyor be. Dağılın. Evi satarsa zengin olacağız biz. Delirtmeyin lan beni. Siz beni unuttunuz galiba. Ben kendi çocuğunu terlikle hastanelik etmiş kadının. Cinimi tepeme getirmeyin, tövbemi bozdurmayın bana. O terliği elime alırım, yetmez ıslatırım, böyle ağzınızın ortasına ortasına vura vura sulardan dışarı atarım size. Dağılın! İyi ki bir evim var. Konuşma be! Hadi bari! Bir evim var. Efendim konuşma! Madam? Ya abiler, bak. Bir Allah'ın kulu kahvede kalmadı. Ya herkes malının mülkünün derdine düştü be abicim ya. Borç harç içinde yüzüyoruz abicim. Ya tutturdunuz bir Rıza, 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 Rıza diye ya. Rıza mı kurtaracak bizi abi? Hani nerede? Nerede Rıza? Oğlum Yaşar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin Rıza. Hoş bulduk abi. Abiler bunlar sizin. Yani belki durumunuzu kurtarmaz ama en azından bir süre yardımcı olur. Etraf olan borcunuzu ödersiniz. Rıza. Oğlum nereden buldun bu paraları? Eyvallah sen. Eyvallah. Eyvallah köylen. Sen şimdi bizi kurtarmak için minibüsünü mü sattın? Vay benim kardeşime bak. Tamam Yaşar abi. Ben senin kadar üzülmedim ağlama abi. Abi, Yaşar abi. Kardeşim. Abi. Kardeşim. Yaşar. Ama sıkı dur. Yaşar. Ha, tamam. Ben demedim mi? Ben demedim mi abicim? Ne yapar, eder, Rıza gelir bizi bu sıkıntıdan kurtarır dedim mi demedim mi? Dedim. Vay benim kardeşime bak. Abi,